Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda e, Yusuf Suresi 21-29. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir surede e, uzunca bir kıssayı bize anlatıyor. Hz. Yusuf'un kıssası. Çocukluğunda gördüğü bir rüya var. Rüyasında ileride büyük bir insan olacağına e, alametler bulunmakta. Kardeşleri tarafından kıskanılıyor. Kuyuya atılıyor ve kuyudan bir kervan tarafından kurtarılıp Mısır'a götürülüyor. Orada köle olarak satılıyor. Bundan sonrasıyla alakalı ayetleri okuyacağız. Bir kısım ayetlerim. Ve ledi istara hu Mısır'dan onu satın alan kişi limra etihi hanımına dedi ki, ekrimi mesvahu buna güzel bir şekilde bak. Bunu güzel bir şekilde yerleştir. Asa en yenfa'ana olur ki bize faydası olur. Ev vele de veya onu çocuk ediniriz. Ve tefsirlerde dikkat çekildiği üzere bu Mısır azizlerinden birisi, üst düzey yetkililerden birisi, kendi çocuğu da olmuyormuş. Hanımı ise Züleyha isimli bir kadın, güzelliğiyle meşhur olan bir kadın. Ve kezalike mekkenna Yusufa fil ard. Böylece biz Yusuf'u yeryüzünde yerleştirdik. Ona imkanlar verdik. Burada her ne kadar Hazreti Yusuf bir köle şeklinde ise de bakımı gayet güzel, saray kültürüyle yetişiyor ve güzel imkanlar içerisinde hayatı geçiyor. Ve linuallimehu min tevilil ehadis ve ehadisin tevilini ona öğretmek için bu şekilde yeryüzünde ona imkanlar verdik, onu yerleştirdik. Vallahu galibun ale emri Allah emri galip olandır. Yani Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Maşallahu ken ve ma lem lem yekun. <laughs> Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Hatta kolay nedir, zor nedir? Bu konuda denilir ki kolay Allah'ın nasip ettiğidir. Zor Allah'ın nasip etmediği şeydir. İşte kardeşleri tarafından kıskanılıp kuyuya atılan birisi gün gelecek Mısır azizlerinden olacaktır. En yüksek maddi makamlara da yükselecektir ve aynı zamanda bir peygamber olacaktır. Allah dilediği zaman işte kuyudan da kurtarır, zindana atıldığında zindandan da kurtarır ve ardından onu Mısır'a bir aziz de yapar. Hatta bu konuda denilir ki Mısır'a aziz olmanın yolu Kenan'da kuyuya atılmaktan geçer. Ve büyük başarılar, büyük muvaffakiyetler genelde sıkıntılı bir takım maceralardan sonra gerçekleşir. Allahu Teala insanları değişik eleklerden geçirir ve bunun neticesinde kim neye layıksa daha yüksek makamlara onları getirir. Demek ki hayatın çarkı içerisinde İnsanlar bir takım sıkıntılarla da karşı karşıya kalacak ve bu sıkıntıların neticesinde bazı insanlar liyakat kesbedip çok yüksek makamlara getirilecek. Walakin ekseran nas la yalemun. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler. Yani Allah'ın dediği olur. Allah'ın dilemiş olduğu meydana gelir. Bu böyledir ama insanların ekserisi bunu bilmezler. Kendilerine göre planlar yaparlar ama o planlar tutmaz. Velemma balaga şudde Hazreti Yusuf rüştüne erdiğinde yani genç kuvvetli bir delikanlı haline geldiğinde eteyna hukman ve ilme biz ona hüküm ve ilim verdik. Yani hem hikmet hem de ilim verdik. Hem güzel bir amel hem de çok güzel bir ilim ona nasip ettik. Ve kezalike neczil muhsinin muhsin olanları işte biz böyle mükafatlandırırız. Yani buradan şu anlaşılıyor. Hz. Yusuf da muhsin olanlardandı. Yani güzel işler yapanlardandı. Dolayısıyla her ne kadar bir köle de olsa biz onu ilme, hikmete mazhar kıldık. Ve benzeri bir yaklaşımla namusayi şartlarda bulunan nice insanlar, onlar da eğer bulundukları yerde çok güzel işler yapabilirlerse, buna liyakat kesbedebilirlerse, Allah onları sıkıntılı durumlardan kurtarır, önlerini açar ve geniş imkanlara onları mazhar kılar. tulle لَت۪يهُ fi Evinde olmuş olduğu kadın gönlünü ona kaptırdı ve Yusuf'u Yusuf'la beraber olmak istedim. An nefsihi ve gallagatil ebwab ve kapıları sıkı sıkıya kapadı. Ve galet heytelek ve dedi ki haydi gel sana müheyyayım. Gale azallah Hazreti Yusuf ise dedi ki Allah'a sığınırım. İnnehu rabbi o benim Rabbim. Ahsene methvay bana güzel bir şekilde ikramda bulundu. Ben ona hıyanet edemem. İnnehu la yuflihuz zalimun. Gerçek şu ki zalim olanlar felaha ermezler. Değerli izleyenlerim, cinsellik sınavı diyebileceğimiz her insanın başından geçen bir takım çetin haller vardır. Ve blue dönemine erdikten sonra kadın erkekle, erkek kadınla imtihan edilir. Hz. Yusuf emir altında bir köle ve serpildiğinde bir delikanlı haline geldiğinde çok daha bir güzelliği de var çekiciliği var. Evin hanımı hislerine hakim olamıyor evde kimsenin olmadığı bir zamanda kapıları da sıkı sıkıya kapatıyor ve kendi bütün cazibe darlığıyla Yusuf'un karşısına geçip haydi gel hey diye onu kendisine davet ediyor. Ancak Hazreti Yusuf peygamber olacak bir insan ve orada da buna liyakatını gösteriyor. Maazallah diyor. Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Burada o benim Rabbimdir derken yani Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbimin emrine karşı gelmem. Bu mana anlaşılabilir. Nitekim bu yönde de tefsirlerde açıklama vardır. Ama bir başka yönü yani ben efendime hıyanet edemem. Rab kelimesi efendi anlamında da kullanılıyor. Dolayısıyla bu anlamda da anlamak mümkün. Yani e, senin kocan benim efendimdir. Ben efendime hıyanet edemem. Bu şekilde e, karşılık veriyor. Velagad hemmet bihi kadın ona niyetlenmişti ve hemme biha o da kadına niyetlenirdi. Levla en raa burhana rabbi rabbinin burhanını görmeseydi. Yani kadın onu kafaya koymuştu. Bütün her şeyi göze alarak ee, bu şekilde Yusuf'un karşısına çıkmıştı. Kendine göre tedbirini de almış, kapıları sıkı sıkıya kapatmıştı. Ayetin devamı eğer Rabbisinin bürhanını görmeseydi Yusuf da kadına niyetlenirdi diyor. Burada bazı tefsirlerde Yusuf da ona niyetlendi. Bu manada açıklamalar var. Ancak Rabbisinin bürhanını görmesiyle bundan vazgeçti. Bu manada açıklama yapılmış ama Cümle bir bütün olarak okunduğunda onun niyetlendiği değil de eğer Rabbisinin bürhanını görmeseydi normal şartlar altında o da ona niyetlenirdi. Acaba Rabbisinin bürhanı ne anlama geliyor? Tefsirlerde bu değişik şekillerde anlatılmış. Mesela o anda babasını görmüş. Babası böyle parmağını ısırarak ''Oğlum Yusuf sen bir peygamber oğlusun, ileride peygamber olacaksın.'' demiş. Onu görünce Hz. Yusuf e, kaçmış. Ve böyle bir görüntüden dolayı kadına niyetlenmemiş. Veya e, işte zinaya yaklaşmayın. O bir fuhşiyattır. Kötü bir yoldur. O mana e, duvarda kendisine görülmüş. Değişik açıklamalar yapılıyor. Ama her halükarda e, demek ki Rabbisinin bürhanını yani Allah'ın bürhanını görüyor ve o bürhanı, delili görmenin neticesinde e, kaçıyor. Yani yiğitlik bazen kaçmaktır. E, bu gibi durumlarda yiğitlik kaçmanın ta kendisidir. Ve Hazreti Yusuf da o yiğitliği gösteriyor. Kezalike linasrifa anhu su'e ve bu şekilde yaptık ona bürhanı gösterdik. Ondan kötülüğü çevirelim diye vel fahşe ve o fuhşiyatı çirkin durumu, çirkin beraberliği ondan önleyelim diye böyle yaptık. İnnehu min ibadina muhlasin Yusuf bizim muhlas kullarımızdandı. Muhlas ihlaslıdan biraz farklı. Yani ihlas sahibi e, manasından biraz farklı. Yani kendisine ihlas verdiğimiz seçkin kullarımızdandı. Taraf ilahiden daha böyle gözde seçkin olan bir insandım. Ve istabagal kapıya doğru koşuştular. Yani Hazreti Yusuf kapıyı açıp oradan çıkmak istiyor. Kadın da peşinden gidiyor. Ve gaddet gamisahu dubur. Kadın arkadan Yusufa yetişiyor ve gömleğinden, gömleğin arkasından tutuyor. Ve Hazreti Yusuf ileriye gittiğinde gömlek yırtılıyor. Ve el feya ledel ve kapının orada efendiyle, evin efendisiyle karşılaşıyorlar. Tam o sırada evin efendisi geliyor, kapı açıldığında karşı karşıya kalıyorlar. Galet, kadın o zaman dedi ki, مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِا اَهْلِكَ سُوءًا Ehline, senin ailene bu şekilde bir kötülük düşünenin cezası nedir? İlla en yüz cene ya hapsedilmektir, ev azabun elim veya elim bir azap ona vermektir. Kadın kocasını görünce birden tavır değiştiriyor ve sanki Yusuf onun üzerine gitmek istemiş gibi hemen böyle bir manevrayla kendini kurtarmaya çalışıyor. Ve bu köle bize hıyanet etti. İşte senin ailene kötü nazarla yaklaşmak istedi. Artık bunun cezası neyse verelim diyor. Hapse atılacak yoksa kırbaçlanacak mı, Elim bir azap mı verilecek, ne olacaksa yapalım. Gale, Hazreti Yusuf kendini savunarak dedi ki, Hiye râvedet nefsim? O benim üzerime geldi. O benden böyle bir teklifte bulundu. Ve şehide şahidun min ehlihe. kadının ailesinden bir şahit, şehadette bulundu. Tabi bu şahit kimdir? Kur'an-ı Kerim'de bu noktada bir açıklama yok. Bazı rivayetler bulunmakla beraber bunların sıhatında bilemiyoruz. Genel anlamda biz yine değerlendirebiliriz. Kadının ailesinden bir birisi şöyle şahadette bulundu. İnkana kamin suhu gutte gubul. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa fesadagat <laughs> kadın doğru söylemiştir. Ve huwa minel ve bu durumda Yusuf yalancılardandır. Ve inkana kamin suhu dubur. Ama gömlek arkadan yırtılmışsa fekezebet kadın yalan söylemiştir ve huve min bu durumda Yusuf sadıklardandır. Yani doğruyu söylemiştir. Felemma ra'a gamisahu guttam min dubur ve bakıyor e, gömlek e, arkadan yırtılmış. Bu görülünce gale inna innahu min kaydikumla diyor ki bu siz kadınların hilesindendir. Yani e, kadınların hilekarlık yönüne dikkat çekiyor. Gerçekten bu sizin hilenizdendir. İnne keyde künne azim ve siz kadınların hilesi çok büyüktür. Değerli izleyenlerim, kadınlar anamızdır, e, kızımızdır, bacımızdır. Ama bir başka açıdan da bakıldığında kadın erkeğin imtihan edildiği bir varlıktır erkekler kadınlarla kadınlar erkeklerle imtihan edilmektedir. 20. yüzyılda 21. yüzyılda işte nice erkeğin kadınlarla imtihan neticesinde kötü yollara düştüğü, haram yollara düştüğü bir vakadır. Günümüzde de televizyonlarda, internette, gazetelerde kadın şeytana alet olabilecek bir şekilde çıplak, açık saçık bir vaziyette kullanılmakta. E, bu manada e, bir nevi e, bir takım kadınlar pesbaya hale getirilmekte. İşte e, erkekler açısından bunun ne büyük bir fitne olduğu bu ayette geçen ifadeyle anlatılıyor. İnne keyde künna azim siz kadınların hilesi çok büyüktür. Ve o tarz hilelerle nice erkeğin gönlünü çelebilirler ve onları haram yollara sevk edebilirler. Yusuf arid an ve ardından da Yusuf sen bundan diyor yüz çevir. Ve stavfirili zembik ey kadın bu da Züleyha'ya hitap sen de bu günahından dolayı istiğfar et. İnneki kunti minel hatiyin sen gerçekten bu şekilde büyük bir hata işledin. Hata işleyenlerden birisi oldun. Değerli izleyenlerim Hazreti Yusuf bu şekilde bir Züleyha'ya karşı imtihana tabi tutuldu. Ve Allah'ın lütfuyla, Allah'ın gösterdiği bir bürhanla böyle bir fitneden kurtuldu. Ama günümüzdeki insanlar daha korumasız bir vaziyette. Günümüzdeki insanlar bir tek, yusu, bir tek Züleyha ile değil, pek çok Züleyhalarla imtihan edilmekte. Böyle olunca günümüz Yusuflarının imtihanı herhalde Hz. Yusuf'un imtihanından daha geride değil, çok çetin bir imtihan. Ben bir olayı nazara verip programı noktalamak istiyorum. Bugünkü programımızı. Bir musluk tamircisi, genç bir delikanlı. Genç ve yakışıklı bir delikanlı. Bir gün iş yerindeyken bir bayan geliyor. Ve diyor ki evde tamir edilecek musluklar var. Gelebilir misin? O da olur diyor. Zaten işi o. Ve kadınla beraber gidiyorlar. Ancak eve vardıklarında kadın kapıyı arkadan kapatıyor ve diyor ki musluk falan yok, problem orada değil. Ben sana aşığım, seninle beraber olmak istiyorum diyor. Erkek bu tarz gayrimeşru beraberliğe çok mesafeli, dindar, salih bir insan diyor biz evli değiliz ben beraber olamam diyor. Kadın bu defa diyor ki şirretliğiyle eğer diyor beraber olmazsan Bağırırım, üzerime geldi derim. Seni aleme rezil ederim diyor. Delikanlı bunun üzerine tamam diyor ama ben sıkıştım. Ben diyor tuvalete bir gideceğim. Tuvalete gidiyor. Affedersiniz, oradaki pisliklerden üzerine sürüyor. Böyle yüzüne, elbiselerine sürüyor. O şekilde dışarıya çıktığında kadın onu görünce tiksiniyor böyle. Git gözüm seni görmesin diyor. Kapıyı açıyor ve delikanlı musluk tamircisi selametle oradan çıkıyor. Herhangi bir vukuat olmadan, olay olmadan oradan çıkıyor. Ve evine gidiyor, güzel bir şekilde temizleniyor, banyosunu yapıyor, elbiselerini değiştiriyor. O gece rüyasında birisini görüyor. Çok güzel, yakışıklı birisine, çok nurani, salih bir zatı görüyor. Ve o zat ona rüyasında diyor ki, Evladım seni tebrik ederim. Ben Hazreti Yusuf'um diyor. Aynen senin bulunduğun durumda, benzeri bir durumda da ben bulundum. Cenab-ı Hak beni de korumuştu, lütfuyla korumuştu. Elhamdülillah o pisliğe ben de bulaşmadım. Sen de bulaşmadın, seni tebrik ederim. Cennette beraber olacağız diyor. Cenab-ı Hak bizi de cennette onlarla, o salih insanlarla beraber olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.